Furkan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dinleyicimiz, aklınızı kullanın. Lütfen ve lütfen. Ve ihtisaslaşın. Bunlar çok çok önemli. Bir alanda gidip bir farkınız olması gerekiyor. O kadar çok PDR'e çıkıyor, o kadar çok psikoloji çıkıyor ki bu alanda çıkmak istiyorsanız şu söz çok yalandır. Ben seni anlarım. Hayır, anlamıyorsun. Anlayamazsın da. Şu var, anlamaya çalışıyorum demek çok daha kıymetli olan bir şey. Anlıyorum demekten. İnsanları ve çocukları anlamaya çalışalım. Anlayan insan değişir. Çünkü sistem nasıl davranacağını bilmiyor. Nasıl yaklaşacağını bilmiyor. Onlar da kör şu anda. İlk disleksinin böyle tanımlanması diyeyim. Kendilerince. Çünkü ampirik yöntem genellikle biliyorsunuz gözlemlerle yapılan şeyler bu ilk o zamanlarda ki 1800'lü yıllarda ta İngiltere'lere oralara kadar gideceğim. Herkes farklı algılama hakkına sahip. Şu testler meselesine de girmek istiyorum. Yani sanırım sorusuna yanıt verdim. Seminerimden birkaç parça da geçmek isterim. Ben yaşayanım, çocuk gelişimciyim ve hala da anlatıyorum. Anlatmaya devam edeceğim. Furkan Bey, özellikle Gökçe'den de son bir söz istiyorum. İkinize de bir söz bırakayım. Sonra kapanmak için son size ben söyleyeyim. Hocam, en başta sizinle konuşuyor olmak, böyle bir durumla yaşayan bir insanla konuşuyor olmak, bilmiyorum, benim adıma ki eminim diğer arkadaşlarımız adına da yani çok faydalı olmuştur. Ben şey söylemek istiyorum, okullar açıldığında, pandemi süreci bittiğinde eğer yolunuz Erzurum'a düşerse grubumuzla, ekibimizle birlikte sizi orada da görüp bir konferans düzenlemeyi çok isteriz. Kesinlikle, kesinlikle olur tabii ki. Furkan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bünyamin'cim, nasılsın? Teşekkür ederim. Sizi sormalı. Sesim nasıl, iyi mi? Sesiniz iyi geliyor. Benimki acaba nasıl geliyor? Güzel, güzel, süper. İyi, tamam. Gelenler var, görüyordum yani. Talep fazla var yani. Üst üste geliyorlar. Güzel, beklediğimiz iyi olmuş bu. Yani, Yaren de yorum yapmış. O da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nden PDR 2. sınıf öğrencisi. Teşekkür ederim Yaren. Güzel bir çalışma olacak. En başta şunu söyleyeyim. Bir dislektikle konuşuyorsunuz en başta. Bu çok büyük bir avantaj benim için. Dislektik olmak büyük bir avantaj aslında. Çünkü farklı görüp farklı algılamak ki bunun değerini bildiğiniz zaman müthiş işler becerilebiliyor. Yani bu belli başlı kişiler var. Tanınan kişiler. Bunlardan da bahsedeceğim tabii ki. Ama tekrar da bahsederim. Her dahi dislektik değildir. Her dislektik dahi değildir. Çocuk dahi bile olsa dahini ispatlamak zorunda değildir. Bunu niye söylediğimde tekrar dediğim gibi süreç içinde açıklayacağım. Çünkü beklenti oluyor bu sefer de bazılarında. Yani bir dengeyi tutturamıyoruz. Bazen çok yani aman bu hastalık gizleyelim falan filan. Bazısı diyor ki ben dislekliyim, bak onlar da dahiyim, o zaman ben de öyleyim falan filan gibi. Böyle şeyler de rast gelebiliyor. Benim seminerlerimin çoğu şu şekilde. Tamam, belli başlı notlarımız var. Notlarımı da aldım. Çalışmalar var. Ekran paylaşımı da yapacağım. Yalnız her seminer benim farklı oluyor. Çünkü enerjisi, o zaman da istenilen sorun nedir? Buna doğru yönlenmeler oluyor ki böyle daha güzel. Ben o yüzden soruları sona bırakmıyorum. Öyle bir şeyim yok. Benim senden de rica edeceğim. Eğer soru sormak istiyorsan hemen sorsun ki hemen orada. Çünkü soru sorulduğu zaman o anda bir kıymet ve değer ihtiva ediyor. Sonradan hani son 5 dakika soralım falan. Hadi ben bu soruyu geçmiştim falan filan diyor. Boş ver diyor. Sormuyor veya başka bir şey. Ben de öyle bir şey yok. Rahatım bu konuda. Keyifli bir çalışma olacağını düşünüyorum. Güzel bir giriş yaptınız aslında. Bu giriş konuşmasını ben yapacağım diye tahmin ediyordum ama hemen aldınız. Peki şöyle yapalım önce. Dediğiniz gibi siz bir dislektiksiniz. Bunu 25 yıl önce fark ettiniz. Yani dediğiniz gibi Türkiye'deki ilk disleksiyle ilgili kitabı da 2013'te çıkardınız. Dahilerin şifresi disleksi diye. Daha derinlere girmek istiyorum ben. İlk disleksinin böyle tanımlanması diyeyim. Kendilerince çünkü ampirik yöntem genellikle biliyorsunuz gözlemlerle yapılan şeyler bu ilk o zamanlarda ki 1800'lü yıllarda ta İngiltere'lere oralara kadar gideceğim. Çünkü ilk disleksi bir bozukluktur dersem hemen hayır diyeceksiniz. Ama mesela nasıl desem DSM-5 diye bir tane kitap var. Onda özgül öğrenme bozukluğu diye geçiyor. Bozukluğun altını çizerekten size söylüyorum. Bozukluk değil bu. Yani şimdi bozukluk bu şöyle söyleyeyim. Özgür öğrenme güçlüğü tanım evet. Bu aslında. Her şeyden önce çocuklarımıza yaklaşırken tanım çok önemli. Yani eğitimi falan şu an için bir kenara bırakalım. Bir şeyi nasıl tanımlarsanız o şekilde karşılarsınız. Yani siz kendinizi tırnak içinde söylüyorum. Çekiç gibi görürseniz karşınızdaki insan düzeltilecek bir şey, bozuk, sorunlu olarak görürseniz karşınızdaki her şey karşınıza ne gelirse çivi olarak görmeye başlarsınız şeklinde. O yüzden tanımlar çok önemli. Öğrenme güçlüğü değildir. Bunu özellikle belirtiyorum. Özgül öğrenme güçlüğüdür. Veya özel öğrenme güçlüğü diyenler var. Bu da değildir. Gene söylüyorum, özgül öğrenme güçlüğü aslında. O da şu şekilde. Mesela evlerinizde, ben bunu en son 6. videomda da paylaştım. Bölüm paylaşıyorum. Kısa da olsa. By Dysleksi TV'de orada görürsünüz. Mesela musluklar. Siz evinizde muslukları hangi tarafa doğru kaparsınız, hangi tarafa doğru açarsınız? Düşüncenizi almak isterim. Saat yönüne doğru açıyoruz. Tam tersi kapatıyoruz. Yani ben bilmiyorum şu anda düşündüğüm kadarıyla içe doğru kapanıyor, dışa doğru açılıyor. İşte bakın en baştan bu da bir farkındalıktır. Hayatımıza dair bir kapak olayını bile bazen farkına varamayabiliyoruz. Hangi tarafa doğru? Bu hayati bir şey aslında. Çok önemli bir şey öyle değil mi? Okul çağını ilgilendiren bir şey olduğu düşünülüyor. Öğrenmeyle ilgili aman çocuk BLD'yi çözsün, aman çocuk çarpım tablosunu çözsün, aman şu... Hayır, bu hayatla ilgili olan bir şey. Ben hala yaşıyorum disleksi. Ve bu da benim için ayrı bir keyif aslında. Görmüşsünüzdür mutlaka disleksiye ilgilendiğiniz zaman. Bu safsatanın önde gidenidir. Lütfen ne yapıyorsanız yapın, aklınızı kullanın. Kesinlikle aklınızı kullanın. Yani yazıya gelince mi dislektik çocuklar yarım görmeye başlıyor veya başka bir şey. Yani ben şu anda ondan sonra yine bir dinlememezlik. Çünkü hep bir saplantı halinde gitme. Aklınızı kullanın. Lütfen. Ve ihtisaslaşın. Bunlar çok önemli. Bir alanda gidin. Dağıldığınız zaman bu tip şeylere çok rastlarsınız. Siz de bu tuzaklara çok düşersiniz ve bu düştüğünüz için de yaptığınız iş kaliteli olmaz. Kaliteli olmadığı için de size özgüven vermez ve farkınızı da gösteremezsiniz. Bir farkınız olması gerekiyor. O kadar çok PDR çıkıyor, o kadar çok psikoloji çıkıyor ki bu alanda çıkmak istiyorsanız bu şekilde olması gerekiyor. Ha, evet, şu anda ekranı görebiliyorsunuz sanırım. Değil mi? Ekranı görebiliyorsunuz şu anda. Evet, şu an görebiliyoruz. Şimdi o disleksinin tanımıyla ilgili bir şey. Şimdi en iyi kim iyi bilir? Yaşayan insanlar. Çünkü ama ne zaman yaşayan insanlarla bilim birleşirse o zaman işte bir şeyler ortaya çıkmaya çalışır. Herkes farklı algılama hakkına sahip. Şu testler meselesine de girmek istiyorum. Ya, sanırım sorusuna yanıt verdim. Senin elimden birkaç parça da geçmek isterim. Mesela bu da ayrı bir yetenektir. Şu gördüğünüz. Hocam bir soru daha sorayım o zaman bu arada. Tabii ki. Az önce tahtayı deftere aktarma konusunda sıkıntı yaşanabilir dediniz. Ve o an onun fotoğrafını çekmeye, fotoğrafik zeka şeklinde bir çözüm bulabiliyor insan dediniz. Evet, 9 kere 7. Buradan elimizi bu şekilde açıyoruz. Burada kaç tane parmağım kaldı? 6. burada 3. Bunu 10'a çarpıyoruz. Bunu üstüne ekliyoruz. Abi üçüncü su deneyinden bahsetmek istiyorum. Kişisel olarak ulaşmak istiyorsunuz. Bu bir hata değil mi? İlk önce o çocuğun üstündeki bu gömleğin atılması lazım. Hocam çok sevdiğim bir söz var. Sevgi başarıyla orantılı olmamalıdır. Tam üstüne bastınız. Kesinlikle. Yani en başta bunun yapılması gerekiyor. Yaklaşım hatası bu. Yani ben mesela danışanlarımla beraber ilk aldığım çocuklarla beraber alırım aileleri. Niye çocuklarla beraber alırım? Çünkü ailelerin nasıl davrandığını görmek isterim. Ona nasıl yaklaşıyorlar, neler yapıyorlar. Bu benim için gerçekten çok değerli. Ben onun üstünden çocukla konuşurum. Çünkü bir de disleksiye bu kadar önem vermemin sebebi, yani önemli olarak düşünmemin sebebi genelde ilkokul çağında, yani okula başladığımızda fark edilen bir şey ki biz evet bilinçli olduğumuz için fark edebiliriz ama çoğumuz ilkokul çağlarımızda okuma yazmayı öğrendiğimiz çağlarda öğretmenlerimiz yani bu işi işin okulunu okumuş olmalarına rağmen bilinçsizlerdi ve bu durumdan çok muzdarip olduk. Yani ezildik ya da ezdiklerini gördük. Yani bence temelden başlanması gereken ve temelden dikkat edilmesi gereken bir şey olduğu için benim için çok önemli. Tanımlamadan bahsediyorum. Daha eğitime gelmedik. Bak sen de daha eğitime gelmedin aslında. Tanımlamadan, yaklaşımdan bahsediyoruz. Tanımlamalar ve yaklaşıma doğru şekilde ben anlatıyorum. Öğrenme güçlüğü. Öğrenme güçlüğü diyemezsiniz sadece buna. Öğrenme güçlüğü dediğiniz zaman o zaman ben bu kalemi öğrenemiyorum. Bende öğrenme güçlüğü var. Veya özel öğrenme güçlüğü. Ne fark eder? Hiç arasında bir fark yok. TDK'ya girerseniz tedavinin karşılığında hasta olan birisini iyileştirmek olarak görürsünüz. Hala ve hala bir şeyi anlamamış. Hala ve hala temelde kafada bir şeyi çözememiş. Sen bu çocuğa nasıl bir fayda sağlayacaksın? Ve aileler de onları gitmek niyetinde. Sizler daha çok sonra geliyorlar hastalanmış olarak bize geliyorlar daha sonra. Evet ya biz de gibi yaşayanlar o zaman sizlerle böyle falan filan diye çalışmalar yapalım falan filan diye. Niye hasar verdim? Niye zaman kaybettiriyorsunuz? Zaman değerli. Ben ne diyorum? 15 yaşına kadar veya 12-13 yaşlarına kadar bunları kendisini tanıması daha iyi görüyorsunuz. Davranışlarından falan filan. Bunları da çok rastlamışsınızdır. Ben bilirim doğrudur yaklaşımı. İşi felakete doğru sürüklüyor. Hocam toplum olarak genelleme yapmayı seven bir toplumuz. Yani genelleme yapılabilecek bir durum değil aslında ama genellemeden kaynaklı aslında bu sıkıntıları yaşıyoruz. Yani her çocuğu, her bireyi bir kabul ediyoruz. Bir kabul ettiğimiz gibi. Ama bu da normal. Şeyi unutmayın. İşlem öncesi dönemi unutmayın Piaget'in. Yani işlem öncesi dönemde neydi? Çocuk hayatı boyunca hiç koyun görmemiş. Köpeği görmüş veya başka bir şey görmüş ama daha sonra koyunu gördüğü zaman bunu simgeleme yöntemiyle diyor ki koyunu görüp köpek diyor. Bu gayet normal bir şey. Çocuk gelişimini, çocuğu ne kadar anlarsanız insanı da o kadar çok daha iyi anlarsınız. O yüzden bunu da normal karşılıyorum aslında. Ama bunu ben uygulanarak yöntemlerden bahsetmiştim. Evet kafa aynı kafa ama uygulanacak yöntemler herkese göre değişiklik gösteriyor bence. Tabii ki, tabii ki. Ve şu da var. Hayatınız boyunca şunu yapın. Kimseyi ikna etmek için uğraşmayın. İkna edemezsiniz. İkna etmeye uğraşmayın. Çünkü yani konuşmamız bitmek üzere diyeyim. Furkan Bey, özellikle Gökçe'den de son bir söz istiyorum. İkinize de bir söz bırakayım. Sonra kapanmak için son sözü ben söyleyeyim. Hocam, en başta sizinle konuşuyor olmak, böyle bir durumla yaşayan bir insanla konuşuyor olmak, bilmiyorum benim adıma ki eminim diğer arkadaşlarımız adına da yani çok faydalı olmuştur. Ben söylemek istiyorum, okullar açıldığında, pandemi süreci bittiğinde eğer yolunuz Erzurum'a düşerse grubumuzda ikimizle birlikte sizi orada da görüp bir konferans düzenlemeyi çok isteriz. Kesinlikle, kesinlikle olur. Tabii teşekkür ederim. Yani dinlediğiniz için, anlamaya çalıştığınız için. En son şunu da söyleyeceğim. Şu söz çok yalandır. Ben seni anlıyorum. Hayır, anlamıyorsun. Anlayamazsın da. Gökçe, ben şu anda ben seni anlıyorum. Hayır, anlayamazsın da. Şu an anlamaya çalışıyorum demek çok daha kıymetli olan bir şey. Anlıyorum demekten. İnsanları ve çocukları anlamaya çalışalım. Sistem anlamak istemiyor. Niye anlamak istemiyor biliyor musunuz? Çünkü anlamak değişmeyi gerektirir. Mesela ben Bünyamin'e diyeceğim ki, Bünyamin, ben seni şu anda hani bitirmeye de çalışıyorsun, şey yapıyorsun, ben seni çok iyi anlıyorum deyip benim başka türlü hani son sözünü ona göre bitirip ona göre ayarlamam, herkesin işi var ya da başka bir şey var, ona göre ayarlamam lazım değil mi? Ama ben değişmek istemiyorum. Bakın, sistem de değişmek istemiyor. Örnek olarak kendimi sistemin yerine koyuyorum. Değişmek istemiyorum. O yüzden anlamıyorum. Sistem değişmek istemiyor. Ben değişmek zorunda kalacağım. Anlayan insan değişir. Çünkü sistem nasıl davranacağını bilmiyor. Nasıl yaklaşacağını bilmiyor. Onlar da kör şu anda. Ama ben bilirim, ben yaparım falan da filan şeyler. Ben yaşayanım, çocuk gelişimciyim ve hala da anlatıyorum. Anlatmaya devam edeceğim. Erzurum'da olanlar için buradan selamlar. Dediğim gibi WhatsApp grubu da konuşmaları veya şeyleri de geliştirebiliriz. Erzurum'da gelmek de çok çok isterim. Hayat devam ediyor ve anlatmaya devam ediyoruz. Herkese teker teker çok teşekkür ederim. Hocam kameram açılmıyor da çok saf ve güzel bir insansınız ya. Çok verimli oldu, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Almaya çalışan insanlar olduktan sonra biz istekleri anlamaya çalışan insanlar olduktan sonra kesinlikle sabah akşam anlatırım. Benim için sorun değil. Keyifli oluyor. Şimdi, o şu an için. Şöyle söyleyeyim. Zamandan kaynaklı. Evet, zamandan kaynaklı. Bu kadar konuşabildik. Tekrardan arkadaşlar teşekkür ediyorum bizlere tahammül ettikleri için. Size de teşekkür ediyorum. Bir de arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Gamze, Gizem, Gökçe, Kenan. Hepsine buradan el sallıyorum. Herkese teşekkür ediyorum.